Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Değerli dinleyiciler, milli takımımız Avrupa Şampiyonası 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yendi ve 3 puanla başladı. Şimdi dikkatler Hırvatistan maçına çevrildi. Milli takımımızı konuşarak başlayacağız programımıza. Ardından Galatasaray bölümümüze Galatasaray'ın dün yaptığı kardeşlik maçını Bakü'de, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ ile yaptığı dostluk maçını konuşacağız. Bunun da pek çok hikayesi var kendi içerisinde. Elbette ki yaklaşan derbi öncesinde Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan son durumu aktaracağız. Bakalım Trabzonspor'da yeni seçilen yönetim Fatih Terim'e bir teklif götürdü mü? Bu sorunun da yanıtını arayacağız. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Biliyorsunuz bir teknik sorun yaşıyoruz. Bu teknik sorun nedeniyle bugünkü programımızda muhtemelen çok büyük bir olasılıkla telefon bağlantılarına yer veremeyeceğiz. Ama bunun yerine ben edindiğim bilgileri ve tabii özellikle de sosyal medya ve dünya basında yer alan haberleri sizlerle paylaşacağım. 4.30'a kadar birlikteliğimiz devam edecek. Söylediğim gibi milli takımımızla başlıyoruz. Milli takımımızın kalecilerinden Altay Bayındır bir açıklama yaptı. Memleketimize geldik, mutluyuz. Bu maçın Bursa'mızda, memleketimde, zaten birçok Bursalı var benim haricimde. Bursalılar hep beraber buradayız. Çok mutluyuz burada Hırvatistan maçını oynayacağımız için. İnşallah güzel bir maç geçer, güzel bir şekilde sonuçlanır. Tüm Bursa halkını da, taraftarlarımızı da bekliyoruz coşkuyla beraber. Güzel bir şekilde alırız, bitiririz maçı da inşallah. Mutluyuz yani. Yani her maç çok önemli. Kazanmak her zaman güzeldir. İyi bir mücadele verdik sahada. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kimle oynadığının bir önemi yok. Her maçın ayrı bir seviyesi ve zorluğu var. Bizler de nerede olduğumuz, ne yaptığımızın bilincinde olarak sahada elimizden gelen mücadeleyi her zamanki gibi vereceğiz. İlk maçta olduğu gibi bu maçta da vereceğiz. İnşallah ilk maçtaki sonucu şimdi önümüzde oynayacağımız maça da yansıtıp güzel bir sonuçta Hırvatistan maçına da galip bir şekilde ayrılırız inşallah. Yani öncelikle çok güzel bir tesisi olan bir şehrimiz var. Aynı zamanda stadı. Birçok şehrimizde olmayan bir stada sahip burası. O yüzden bizler de dediğim gibi burada oynadığımız için mutluyuz. Güzel bir şekilde seyircilerimiz de zaten dolduracaklardır. Duyguları fazlasıyla yoğun yaşayan bir şehir Bursa. Çünkü bizler de Bursalıyız, bunu çok iyi biliyoruz. O yüzden hep birlikte taraftarımızın gücüyle, biz de sahada vereceğimiz mücadeleyle hep birlikte güzel bir sonuçla, mutlu bir şekilde stattan ayrılırız inşallah. Yani yeni bir sözleşme imzaladık. Şimdi sözleşme güzel yere değinir abi. Şimdi milli takımda güzel bir sözleşme Fenerbahçe. Yani 4 yıllık bir sözleşme yaptık. Süreci hep beraber, hep birlikte göreceğiz neler yaşayacağız, ne olacak. Mutluyuz, bakalım. Önümüzü göreceğiz hep beraber. Altay Bayındır'a yeni sözleşmesi de soruldu. Biliyorsunuz Fenerbahçeli yeni bir sözleşme yaptı. Artık uzun elimde Fenerbahçe'de olacak ama yazın gelebilecek transfer teklifleri konusunda Fenerbahçe'nin elinin güçlendiğini de söyleyelim. Çünkü Fenerbahçe gelecek teklifler konusunda elinde daha uzun bir kontrat olduğu için Altay Bayındır'la yapılmış bir kontrat. Bonservis ücreti konusunda istediği fiyatı ortaya koyabilecek. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kala ya da daha az bir süre kala futbolcuların bütün hakları ile ilgili pazarlıklar futbolcunun haklarına sahip olan kulüp tarafından çok da güçlü yapılamıyordu. Bu gerçeği de biliyoruz. Altay'ın ben yaz döneminde Fenerbahçe'nin ayrılma ihtimali olduğu kanaatindeyim. Ona talip olan ya da onu takip eden Avrupa kulüpleri var. Bu arada Enes Ünal'ın hafif bir sakatlığı var ama öğrendim milli takım yetkililerinden. Çok ciddi bir sorun değil bu. Ve eğer teknik heyet uygun bulursa Hırvatistan maçında oynayabilecek. Peki Hırvatistan maçında ön bölgede kimler oynar? Cenk Tosun 11'de olabilir mi tek forvet olarak ya da iki forvetli bir sistemle mi çıkar Stefan Kuntz? Bütün bunları da konuşacağız, tartışacağız programımız çerçevesinde. Ama öncesinde yine milli bir oyuncu İsmail Yüksel'e kulak vereceğiz. Gerçekten benim için çok değerli bir yer burası. Geçen sene bir sene oynamış olsam bile, profesyonel olarak bir sene oynadım ama yani 6-7 sene amatör olarak Bursa'da, Bursa'yla benim için çok başka bir yer. İsmail Yüksek olmaya başladığı yer aslında burası. Tekrar buraya geldiğim için, tekrar burada olduğum için, hele bu formayla, bu armayla burada olduğum için çok mutluyum. Umarım bu haftada bu Bursa bana çok şans getirdi. Hem bana hem bize çok şans getirdi diye düşünüyorum. Ya Ermenistan maçında konuşmak gerekirse, yani turnuva galibiyetle başlamak
çok önemliydi. Yani çok zor bir maçtı, zor bir deplasmandı. Tabii ki de Ermenistan bizim ölçümüzde bir takım değil. Ama yani turnuvaya galibiyetle başlamak her zaman çok değerli. O maçla ilgili analizlerimizi hem bireysel olarak hem takım olarak hocalarımızla zaten sürekli iletişim halindeyiz. O maçı unutup artık Hırvatistan maçını düşünmemiz gerekiyor. Şu an Bursa'dayız, o maçı düşünmemiz gerekiyor. Hırvatistan da çok zor bir yani takım. Tabii ki de bir defa yani saygı duyulacak bir takım. Hem bireysel olarak hem de takım olarak gerçekten çok değerli işler yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Yani ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle inşallah en iyi şekilde bugün bu hafta buradan avantajla olabildiğince yani alabildiğimiz her puanla ayrılmak istiyoruz. Tabii ki de hedefimiz galibiyet. Yani alabilirsek galibiyet inanılmaz derecede yani çok değerli bir avantaj elde ederiz diye düşünüyorum. Onun kararını tabii ki de ben değil hocamız veriyor. Tabii ki de oynamak isterim. Hem Bursa taraftarının önünde hem o Timsah Arena'da birçok defa oynadım geçen sene. O desteği o ambiyansı çok iyi bilen bir insanım. Futbolculara da arkadaşlarıma da oynamış olan daha önce abilerimiz, arkadaşlarımız da var tabii ki de. Ambiyansı biliyorlar. Herkes heyecanlı yani. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksel'i dinledik. Hırvatistan maçının Bursa'da oynanacağına vurgu yaptı hem Altay hem de İsmail ve buradaki ortamın çok büyük bir önem arz ettiğini ifade ettiler. Elbette ki Bursa'daki futbol severler bu maça kayıtsız kalmayacaklar. Ağırlıklı olarak Bursa'daki futbol severler maçta olacak ama Türkiye'nin değişik yerlerinden de bu maçı izlemeye gelecek taraftarlar vardır. Elbette ki ve Hırvatistan son dünya şampiyonasında üçüncülük maçı oynamıştı biliyorsunuz değerli dinleyiciler ve bir önceki dünya şampiyonasında finalistiydi. Önemli ama artık futbol kariyerinin futbol aşamasında son aşamaya gelen futbol döneminde son aşamaya gelen bir jenerasyona sahip Hırvatistan. Tecrübeli bir ekip. Milli takımımızın da dinamizmi var. Kolay olmayacağını biliyoruz ama Hırvatistan maçında ön bölgede yapabileceği doğru tercihlerle ben Stefan Kuntz'un ve ekibinin sonuca gidebileceğine inanıyorum. Bütün bunları konuşacağız programımızın ilerleyen aşamalarında. Şimdi bir son dakika bilgisi vermek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Kasımpaşa takımı Selçuk İnan'la yollarını ayırmıştı. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Tanıdık bir isim Kemal Özdeş. Biliyorsunuz Kemal Özdeş daha önce de iki dönem Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı. Şimdi yeni bir döneme başlıyor Kasımpaşa takımıyla birlikte. Benim edindiğim bilgi henüz resmi olarak açıklanmadı ama Kemal Özdeş de 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladı Kasımpaşa yönetimi. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara reklamlar. Reklamların ardından programımız devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. A milli takımımızın rakibi Hırvatistan Bursa'ya geldi değerli dinleyiciler. Luka Modrić'in oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen Hırvatistan kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti. Hırvatistan milli takımı karşılaşma için son antrenmanını bugün yapacak. A milli futbol takımının Hırvatistan'ı konuk edeceği D grubu 2. hafta maçı yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Luka Modrić'in de oynamasına engel bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi. Onun sakat olduğundan bahsedilmişti. Ama Luka Modrić ile ilgili herhangi bir sorun yok. O da maç kadrosunda takım kaptanı olarak değerli dinleyiciler. Dün Bakü'de bir kardeşlik maçı vardı. İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın bir araya gelmesine vesile oldu ve bu önemli organizasyon Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan önemli organizasyondan elde edilen gelir depremzedelere verilecek. Galatasaray Karabağ'ın konuğu oldu Bakü'de değerli dinleyiciler. Bence çekişmeli bir maçtı. Elbette ki Galatasaray'ın oyunu açısından eleştirilebilecek taraflar var ama bu dostluk maçı daha ziyade oradaki taraftarlarla Galatasaray takımının kaynaşmasını sağlayan bir karşılaşma. Çünkü Karabağ bayrağından çok Galatasaray bayrağı vardı statta ve Galatasaray taraftarının daha doğrusu Galatasaray'ın orada çok önemli bir şöhrete sahip olduğunu, çok fazla taraftara sahip olduğunu biliyoruz Azerbaycan'da. Bunu yaşadı Galatasaraylı oyuncular ama oyun olarak da aksadı. Elbette ki savunmada çok büyük açıklar verdi. Her zamanki sorun yani pas vermek ve doğru topla pas trafiği sağlayarak çıkmak konusunda sorun yaşadı. Çok fazla pas hatası yapıldı Galatasaray'da. Bütün bunları dile getirdi. Okan Buruk maçı da değerlendirdi. Karşılaşma sonrasında Galatasaray iki golcüsü Mafitimi Gomis ve Mauro Icardi'nin ki Icardi penaltıdan attı. Golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. Buraya geldiğimiz için bu statta Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduğumuz için bu şehirde dün akşamdan itibaren muhteşem bir şekilde karşılandık. Kendi evimize gelmiş biri olarak kendimizi gördük.
Tabii ki bu akşamın ana amacı birincisi tabii ki Türkiye'de yaşanan deprem felaketine yapılacak yardımlardı. İkincisi de Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve bizi burada destekleyen Galatasaray taraftarlarla buluşmaktı. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir şekilde ağırlandık. Karabağ Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Bütün bizi gelip burada statta iki takımı da destekleyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece yaşadık. Futbol gecesi yaşadık. Ve sonucunda iki takımın da çok az sakatlıkla atlattığı bir gece oldu. Oyunu değerlendirirsem tabii ki özellikle maçın başından sonuna kadar Karabağ takımını çok daha maçın içinde daha konsantre, daha %100'ünü veren ve maça daha hazır takım olarak gördüğümü söylemek istiyorum. Belli bölümlerde konsantrasyonumuzu arttırdık. Bugün tabii ki yaklaşık 10 tane devamlı uzun süre oynamayan oyuncuyla başladık. Onların da hem maç eksiği hem de burada dediğim gibi konsantrasyon eksikliği takım olarak zaman zaman iyi işler çıkarmamızı engelledi ama maçın geneline baktığımızda kazandık. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz ama başta söylediğim gibi özellikle burada sizlerle beraber olmaktan dolayı daha çok mutluyuz. Yani tabii ki bugün bir milat oldu, başlangıç oldu. Bundan sonra Karabağ takımıyla olan dostluğumuz devam edecek. Biz geleceğiz, onlar gelecek. Yani buraya tabii ki dün gece geldik. Geç saatte de vardık, 12.30-1 gibi. Bu zorluklar bizi bu tür organizasyonlardan geri almadı. Çünkü bugün maça çıkarken ne sonuç düşündük ne başka bir şey düşündük. Sadece burada bir arada olmak, birlik olmak, birlik olduğumuzu göstermek, kardeşliğimizi göstermek için bugün buradaydık. Bu tür zorluklar, yani tabii ki dediğim gibi Karabağ bize gelecek, biz buraya tekrar geleceğiz. Bunun devam etmesini ve gerçekten buradaki maç ortamını hiçbir yerde bulamazsınız. Bu kadar güzel bir stat, bu kadar güzel bir zemin, ambiyans çok iyi, ortam çok iyi ve çok da iyi bir takıma karşı oynadık. İnşallah ben burada olduğum sürece bunu devam ettirmek isterim tabii ki. Genel olarak zaten çok iyi bir takım. Milli takımda da birçok oyuncusu var. Yani bizim de aynı şekilde, bizim de birçok oyuncumuz bugün milli takımdaydı. Ama bugünkü oyun içerisinde tabii kendini ön plana çıkaran birçok oyuncu oldu. Ben takım olarak çok beğendim. Yani çok da iyi bir hocaya sahipler. Takım olarak çok iyiler. Karabağ dışında diğer takımlardan gelen oyuncular da vardı bugün. Destek olsun diye birkaç oyuncu da dışarıdan, başka takımlardan gelmişti. Ama genel takım olarak ben gerçekten çok iyi oynadılar ve çok hazırlardı ve çok konsantrelerdi. Yani belki bir Avrupa Kupası maçı oynuyor gibilerdi. Onu başta da söyledim. Biz aynı duyguyu maçın başında yaşayamadık. Aynı konsantrasyonu biz yaşayamadık ama Karabağ takımı bunu %100 bugün konsantrasyonla sahaya koydu. Ben de her şey için tekrar teşekkür edeyim. Azerbaycan halkına da sevgilerimizi tekrar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Okan Buruk'u dinledik değerli dinleyiciler. Bakü'deki ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Karabağ maçı ile ilgili, dostluk maçı ile ilgili fikirlerini paylaştı kamuoyuyla. Tabii rakip takım çok istekli oynadı. Karabağ takımı, onları kutlamak lazım. Kaptanları çok doğru bir açıklama yaptı. Saha içerisinde bence çok efendi davrandılar. Bazen yabancı futbolcularıyla, Galatasaraylı yabancı futbolcular arasında ufak tefek sürtüşmeler oldu ama bunlar olabilir. İki takım da, daha doğrusu Karabağ daha çok kazanmak istedi. Galatasaray da üstünlüğünü ortaya koymak istedi. Ve sonuç itibariyle tecrübe faktörü devreye girdi. Çok sayıda pozisyon bulmalarına rağmen Karabağlı oyuncular bunu değerlendiremediler. Hem beceri noksanlığı devreye girdi. Belki şans faktöründen bahsedebiliriz ama kaleci Okan Kocuğu da unutmamak lazım. O da cepheden toplarda birkaç tane pozisyonda da karşı karşıya son derece başarılı kurtarışlar yaptı. Ama bunun dışında topu oyuna sokarken başta Okan Kocuk olmak üzere çok sayıda hata da yaptı Galatasaray. Bu Karabağ takımının daha fazla yüklenmesine neden oldu. Neresinden bakarsanız bakın, futbolu
ne şekilde, yani bu maçı hangi açıdan teknik bir biçimde analiz ederseniz edin, bunların dışında, bunlardan bağımsız bir biçimde bu karşılaşma bir dostluk maçıydı. O anlamda son derece başarılı bir sınav verdi her iki takım ve taraftarlar da kayıtsız kalmadılar bu maça. 60 bin kişi vardı Bakü Olimpiyat Stadyumunda. Transfer döneminde birçok Türk kulübü Mason Greenwood için teklif yaptı ama bu teklifleri Manchester United reddetti diyordu. Atletik'in haberi bu şekilde. Hangi Türk kulübü olduğuna bakacağız programımızın ilerleyen aşamalarında. Bursa Spor'da yeni teknik direktör Özer Hurmacı oldu. Kasımpaşa Kemal Özdeş'le anlaşma sağladı. Bu iki son dakika bilgisini sizlerle paylaşmak istedim. Bir kez daha bize yeni katılanlar olabilir. Onlar için hatırlatıyorum değerli dinleyiciler. Mauro Icardi dün sonradan oyuna girdi ki Azerbaycan'da taraftarlar onun oyuna girmesini çok istedi. Sürekli tezahürat yaptılar. Sonra girdi ve bir penaltı kazandı. Penaltıyla golünü attı. Zaniola, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniola oyunun başlangıcından itibaren sahadaydı ve ikinci yarının son bölümünde oyundan çıktı. Zaniola'nın Corriere dello Sport'a yaptığı önemli açıklamalar var. Bunun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız ama öncesinde Abdülkerim Bardakçı'ya değinmek istiyorum. A milli takım kadrosundan başı ağrıdığı için çıkartılmıştı. Dün oyunun ikinci yarısında, yani Galatasaray'ın yaptığı kardeşlik maçının ikinci yarısında sahaya çıktı Abdülkerim Bardakçı. Herhangi bir sorunu yok. Yener İnce kulüp doktoru Galatasaray'da, o da böyle bir açıklama yaptı. Baş ağrıları gerekçesiyle Stefan Kuntz ve ekibi tarafından A milli takım kadrosundan çıkartılan Abdülkerim Bardakçı dün akşam oynanan Karabağ Galatasaray karşılaşmasının ikinci yarısında forma giydi. Ve tabii bazı açıklamaları var Abdülkerim Bardakçı'nın. İnsanların kafasında soru işareti doğuyor. Niçin baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkartıldı? Oynamasına engel bir durum söz konusu muydu? Bütün bunlara bakacağız. 17 Mart Cuma akşamı açıklanan A-Milli takım aday kadrosunda yer alan Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşması sonrası İstanbul'a dönmeyip anne babasını ziyarete gitti. 28 yaşındaki stoper gece baş ağrısı ve mide bulantısı sebebiyle Konya'da bir hastaneye gitti. Kulübüne de bilgi veren Abdülkerim uygulanan serum tedavisi sonrasında taburcu edildi ve ertesi gün İstanbul'a döndü. 19 Mart Pazar günü Riva'da milli takım kampına katıldı. Yine baş ağrıları ortaya çıkınca sağlık ekibi tarafından muayene edildi. İlerleyen saatlerde baş ağrıları dayanılmaz hale gelince pazartesi günü hastaneye gitti ve yatılı tedavisine başlandı. Pazartesi ve salı günleri milli takım sağlık heyeti gözetiminde geçiren genç oyuncu, millilerin yaptığı 4 antrenmana katılım sağlayamadı. Teknik direktör Stefan Kuntz doktorlarla görüşüp salı akşamı futbolcuyu kadrodan çıkardı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Abdülkerim'i kontroller için hastaneye gönderdi. Geniş çaplı bir taramadan geçirilen sarı kırmızılı futbolcu çarşamba gecesinde hastanede geçirdi. Perşembe günü yapılan tetkiklerde ağrıların migrenden kaynaklandığını ve ciddi bir durumun olmadığı aktarıldı. Taburcu edildi Abdülkerim. Stoper futbolcu bir gün dinlendikten sonra 24 Mart Cuma günü Galatasaray'ın yaptığı antrenmana katıldıktan sonra Karabağ maçının kadrosuna dahil edildi. Stefan Kuntz Ermenistan maçı sonrası konuyla ilgili soruya, doktorlar bize 2 haftalık bir tedavi süreci olduğunu söyleyince kadrodan çıkardık cevabını verdi. Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce, Abdülkerim'in baş ağrısı vardı, tedavisini yaptık, ekstra bir günde gözetim altında tuttuk, şu anda hiçbir şikayet yok, futbol oynamasına engel olacak bir durumu yok, milli takımdan affını kendisi istemedi, altını çizerek söylüyorum, milli takımdan affını kendisi istemedi, kadrodan çıkarılma kararı milli takım sağlık ekibine ait dedi. Baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkartılmasının da şaşırtıcı bir karar olduğunu dile getiriyor Abdülkerim Bardakçı. Durum bu. Değerli dinleyiciler, Trabzonspor'da seçim yapıldı. Tek aday olarak girmişti Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor'un yeni başkanı oldu. Trabzonspor'da yeni yönetime başarılar diliyorum. Trabzonsporlu bir yönetici teknik direktör adayı olarak Fatih Terim'i gösterdiği ancak Terim'in bu teklifi kabul etmediği iddia edildi. Teknik direktörlüğe aday gösterilen bir diğer isimse Andrea Pirlo. Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan İtalyan teknik adam 10 maçlık yenilmezlik serisiyle ligde 9. sırada yer alıyor. Aday isimlerden biri futbolculuk kariyerinde Trabzonspor'da uzun bir dönem forma giymiş olan Fatih Tekke. İstanbulspor'da görev yapıyor. Süper Lig'de 24 puanla küme düşme potasında bulunuyor. Kayserispor'u yöneten teknik direktör Çağdaş Atan Trabzonspor'da futbolcu olarak da forma giymişti. Trabzonspor'u tanıyor ve tercih edilse Trabzonspor'da kariyerini devam ettirmek istediğini söylemişti kendisiyle yaptığım röportajda. Çünkü futbolculuk dönemini çok verimli geçirdiğini ifade ediyor, düşünüyor Trabzonspor'da. Çağdaş Atan şu anda biliyorsunuz Kayserispor'un teknik direktörü ve 43 yaşında Çağdaş Atan yöneticiler tarafından aday isimlerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Şu an Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella da adaylar arasında. İtalyan teknik adamla el sıkışılmazsa Pirlo ve Fatih Tekke'yle temas kurulacağı iddia edildi. Konuyla ilgili
ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu konu çok hassas, tüm yönetim kurulu üyelerimizin onayıyla beraber alınabilecek bir karardır bu. İsim detay verince başka takımlarla ilgili konular ortaya çıkabilir. Teknik direktör için aceleci davranıp hata yapmak istemiyoruz dedi dün kongrede yaptığı açıklamada. Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas da 27 Mart'ta teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız. Takım çalıştıran hocalar da gündemimizde var. Eğer böyle bir karar çıkarsa anlaşma sezon sonuna kalabilir diye konuştu. Bu durumda Orhan Ak da mı sezon sonuna kadar devam edecek? Yani kalan 12 maçlık periyotta Orhan Ak mı çalışacak? Bu sorunun yanıtı otomatik olarak evet oluyor. Ama bakacağız. Bence Trabzonspor sezon bitmeden yeni teknik direktörü bulmak istiyor ki uyum sürecini bu dönem içerisinde atlatsın ve yaz hazırlık kampına tam olarak Trabzonspor'a uyum sağlamış, adapte olarak gitsin istiyor. Trabzonspor'da yeni yönetim planı bu şekilde. Fatih Terim olmaz Trabzonspor'a. Neden olmaz? Fatih Terim'in Trabzonspor sporla bir ilgili bir ön yargısı olduğu için değil. Fatih Terim Fenerbahçe'den teklif aldı. Selim Soy'dan Fenerbahçe'nin önemli bir ismi. Fatih Terim'e teklif yaptıklarını bizzat açıklamıştı. Bu televizyon kanallarında da çıktı bu röportaj. Bizle de konuştu Sayın Soy'dan. Beşiktaş'ın teklifi vardı Fatih Hoca'ya. Fatih Hoca 4 sene arka arkaya Galatasaray'da şampiyon olup İtalya'ya gittikten sonra yine Beşiktaş'ın bir ilgisi oldu. Fiorentina macerasından sonra Beşiktaş'ın bir ilgisi oldu Fatih Terim'e. Beşiktaş veya Fenerbahçe Fatih Terim için geçerli olmaz. Çünkü Galatasaray'ın ezeli rakipleri. Fatih Hoca da ismi Galatasaray'la özdeşleşmiş. Galatasaray'ın divan kurulu üyesi. Bir futbol adamı. Ama Trabzonspor 4 büyük takımdan bir tanesi ve Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden bir tanesi olmasına rağmen Trabzonspor'la rekabet başka düzlemde ilerliyor. Yani Fenerbahçe'yle ve Beşiktaş'ta olduğu kadar sert değil. O bakımdan Trabzonspor olabilir teorik olarak baktığımızda. Yani Fatih Hoca Trabzonspor'da çalışabilir ama belli kriterler gerçek gerçekleşirse çalışabilir. Ben bu koşullarda Fatih Terim'in Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul edeceği kanaatinde değilim. Neden? Dediğim gibi Trabzonspor'a ön yargısı olduğu için ya da ben Trabzonspor'da çalışmam diyeceği için değil. Böyle bir şey söylemez. Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta çalışmak istemediğini söyledi. Gelen teklifleri bu şekilde reddetti ama Trabzon'da çalışabilir Fatih Terim. Ama Fatih Terim'in belli kriterleri var. Bir kere istediği takımı kurabilmesi için bir transfer bütçesi lazım. Çalışma ortamının Fatih Terim'in istediği şekilde dizayn edilmesi lazım. Şimdi çalışma ortamının dizayn edilmesi konusunda bir sorun yaşanacağı kanaatinde değilim ama temel problem transfer bütçesiyle ilgili, takımın nasıl kurulacağıyla ilgili olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü biliyorsunuz Trabzonspor başta Mark Bartra, Bardi gibi çok kazanan oyuncularla yollarını ayırma, zorunlu olarak yollarını ayırma kararı aldı. Yani önümüzdeki dönem takım kadrosunu, daha doğrusu takım bütçesini düşürecek Trabzonspor. Bu anlamda bir küçülme gidiyor. Transfer bütçesini de minimum ölçülerde ayarlamak zorunda çünkü bu sene yapılan harcamalar, işte ödemedeki sorunlar ki 3 aya yakın bir süredir Trabzonsporlu futbolcuların maaşlarını alamadıklarından bahsediliyor. Trabzonspor'u böyle daha düşük bütçeli bir takım kurmaya mecbur ediyor. Bu koşullarda Fatih Terim'in istediği rakamlar, bütçeler ya da transfer koşulları ortaya çıkmayacağı için Fatih Terim bu açıdan baktığımızda doğru bulmaz böyle bir teklifi değerlendirmeyi ya da bu çalışma ortamında olmayı tercih etmez. Benim fikrim, kişisel fikrim bu. Sorun buradan kaynaklanıyor olabilir. Bunun dışında herhangi bir sorun olmazdı ama bugünkü koşullar, Trabzonspor'un koşulları, Fatih Terim'in çalışmayı arzu ettiği koşullar değil. Trabzonspor daha çok böyle azla yetinen, yani altyapıdan getirdiği oyuncuları da değerlendirme gayesi olan, şampiyonluktan ziyade sonraki yılların inşasını yapabilecek bir teknik direktörle çalışabilir ki Samet Aybaba'yla görüştüklerini biliyorum. Samet Aybaba Beşiktaş için feda dönemindeki teknik direktördü ve minimum koşullarda çok maliyetli düşük transferlerle ki gurbetçilerdi çoğunlukla Beşiktaş'ın o dönem itibariyle yaptığı transferler, Oğuzhan Özyakup, işte Olcay Şahan vesaire, bunlarla Veli Kavlak, bunlarla sonuca gitmeye çalıştı. Yani bu anlayıştaki böyle bir çalışma prensibine sahip olan bir teknik direktörle bence Trabzonspor anlaşacaktır önümüzdeki dönem için. Şimdi sizlerden izin istiyorum, kısa bir ara, aranın ardından programımız kaldığı yer ve tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İtalya.
Arjantinli son dünya şampiyonu Lionel Messi'nin gelecek sezon adresi merak ediliyor. 35 yaşında biliyorsun süperstar. Foot Mercado'nun haberine göre sezon sonunda Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona erecek Messi ayrılabilir. Ve Inter'in transfer gündeminde. Inter Başkanı Yardımcısı Javier Zanetti Şubat ayında Lionel Messi ile uzun süredir ilgilendiklerini doğrulamıştı. Arjantinli dünyaca ünlü star Lionel Messi Fransız ekibiyle sözleşmesini yenilemediği takdirde bu transfer opsiyonlarını gerçekleştirme ihtimali olan bir futbolcu olarak değerlendiriliyor. Eğer Messi Paris Saint-Germain'le sözleşme yenilemezse sezon sonu bonservis bedeli ödenmeden transfer olabilecek. Ancak Inter'in 35 yaşındaki Arjantinli yıldızın beklentilerini karşılayabilecek ekonomik koşullara sahip olmadığının belirsiz olup olmadığının belirsiz olduğu da aktarıldı. Bu nasıl bir saptama bilemiyorum. Eğer Messi'ye talip olmuşsanız bir ekonomik altyapıda hazırlamışsınız demektir. Yani bir bütçe, transfer bütçesi vardır. Ona göre talip oluyorsunuzdur. Eğer böyle bir bütçe yoksa ya da belirsizse Messi'ye talip olmanın da anlamı yok. Bu açıdan eleştiriye çok açık bir haber olmuş bu. Ayrıca Lionel Messi'nin Avrupa'da bir sezon daha futbol oynamak istediği aktarılırken oynamak istediği takımın Barcelona olduğu iddia edildi. Ama Barcelona'da işler kesat. Yani Barcelona bir Negreira skandalıyla çalkalanıyor. Barcelona'nın ağır yaptırımlara maruz kalma ihtimali var. Belki La Liga'dan düşürmeyecekler. Çünkü La Liga kendi prestijini de düşünüyor bu anlamda. Düşürürse reklam değeri ve imaj değeri açısından çok ciddi bir kayba, televizyon izlenme oranları açısından çok ciddi bir kayba maruz kalabilir ama Barcelona'ya ağır cezalar gelebilir. La Liga'dan düşürülmese bile UEFA ve FIFA nezdinde yapılan soruşturmalar ya da Negreira soruşturmasının sonucuna paralel olarak Barcelona'nın Avrupa yarışmalarından ihraç edilme olasılığı var. Dolayısıyla daha düşük bütçelerle takım kurabilir Barcelona. Bu çerçeveden düşündüğümüzde Messi'nin maliyetlerini karşılayabilir mi? Zaten çok yüksek maliyetleri olduğu gerekçesiyle Messi ile yolları ayırmıştı bir anlamda mobbing yaparak Barcelona yönetimi. Dolayısıyla bir önceki yönetim Bartomeu yönetimi. Dolayısıyla Messi Barcelona döner mi bilmiyorum ama Paris Saint-Germain'de de kalmama ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Bu izlenimi ediniyorum olguları alt alta koyduğumuzda. Avrupa'dan futbol. İtalya. Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri D grubunda Hırvatistan sahasında Galler'le karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçta goller 28. dakikada Karamaric ve 90+3. dakikada Brutheat'ten geldi. Hırvat milli takımı gruptaki ikinci maçında Bursa'da milli takımımızın konuğu olacak ve Bursa'ya geldi Hırvatistan kafilesi. Luka Modric kadroda yer alıyor. Bu sonuçların ardından Ermenistan deplasmanından 3 puanla döndüğümüz için ilk hafta maçları sonunda grup liderliğine biz yükseldik. Böylece Hırvatistan sınavının önemi daha da arttı. Yarınki karşılaşmada Hırvatistan'ın forveti Livaja Galler maçında aldığı darbeyle sakatlanarak oyundan çıktı. 53. dakikada oyundan alınan oyuncunun Türkiye maçına yetişmeyeceği öğrenildi. Bu anlamda gruptaki en büyük rakibimiz Hırvatistan'ın beklenmedik puan kaybıyla birlikte en önemli isimlerinden birinin sakatlanması da aslında avantaj gibi gözüküyor. Bursa'da büyük bir taraftar desteği altında kazanırsak henüz ikinci karşılaşma sonrasında çok önemli bir avantaj elde etmiş olacağız değerli dinleyiciler. Galler Letonya ile karşılaşacak yarın ve biz Hırvatistan'ı ağırlayacağız. İlk maçı 2-1 kazandık ve grup lideriyiz. Galler ikinci sırada bir puana sahip deplasmanda elde ettiği bir puanla Hırvatistan. Üçüncü sırada Letonya ve Ermenistan son iki sırayı paylaşan takımlar D grubunda. Bizim de yer aldığımız D grubunda değerli dinleyiciler. Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı vardı hafta sonunda ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi kulübünün 2023 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli vurguları vardı Sayın Başkan'ın. Mali anlamda kulübü gerçekten çok iyi bir şekilde idare ediyoruz. Mali anlamda kulüp olabilecek en iyi durumda. Geldiğimiz zamanı hatırlatmak istiyorum demiş daha doğru bir ifadeyle. Geçmişi konuşmayalım tamam ama unutmayalım da Beşiktaş'ın bugün yönetilemeyen bir borcu yoktur. Mayıs ve Haziran ayından sonra birçok problemi çözmüş, enflasyona rağmen borcunu çok fazla arttırmamış bir kulüp ortada. Bunu görmek lazım diyor Sayın Ahmet Nurçebi. Borcumuz 5
milyar 200 milyon liradır diyor. Beşiktaş'ın borcu herkesin alacağını aldıktan sonra 5 milyar 200 milyon liradır. 6 milyar değildir. Sürekli bu rakam kamuoyuna 6 milyar olarak yansıtılıyor. Buna cevap vermek zorundayım. Bu doğru değil demiş. Amatör şubelerle ilgili daha pozitif bir durum söz konusu diyor Sayın Başkan Ahmet Nurçebi. Fazla gereksiz harcamalardan imtina ediyoruz. Çıkan spor yasası futboldan diğer şubelere 5 kuruş para aktarılmamasına sebep oluyor. Artık bu yük Beşiktaş camiasının yüküdür. Amatör şubelerimizi hep beraber taşıyacağız ki en çok eleştirilen konulardan bir tanesi Beşiktaş'ta amatör şubelerin durumu, bilhassa da basketbolun durumu. Bu çok eleştiriliyordu. Ahmet Nurçebi'nin bu eleştirilere yönelik yanıtı bu şekilde. Amatör şubelerimizi hep beraber taşıyacağız diyor. Hakemlerle ilgili inanın ben Beşiktaş Başkanı yönetim olarak her şeyi yapıyoruz. Ama maalesef kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum. Kokuşmuş düzenle başa çıkmak için camianın arkamda olması gerekir demiş Sayın Başkan. Depremden 3 gün sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Kulüpler Birliği ile toplantı yaparak bir puan sistemi üzerinde çalıştıklarını söyleyip iki farklı öneride bulundu. Birine daha yakın olduğunu ve bunun Beşiktaş'ın aleyhine olduğunu hissettim. Bana yapılanları hak etmedim ben. Depremzedelere ailemle beraber en çok yardım eden insanlardan bir tanesiyim. Biz hiçbir zaman 5 puan isteriz demedik. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe bizim savunduğumuz şeyi kabul edilseydi acaba susacak mıydı? Ben diğer kulüp başkanları gibi değilim. Beşiktaşlık duruşu ne dersek arkasında dururuz. Alacağımız puanlara göre vaziyet alan bir kulüp olmadık. Biz şerefli ve onurlu bir kulübüz. Bugün tartışılan o gün hakemlerle ilgili konuşmayıp bugün konuşanlardır. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum diyor Ahmet Nurçebi. Tabii Ahmet Nurçebi'nin bu konuşmalarına karşı çıkan Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri de oldu. Tartışmaların da yaşandığı bir divan kurulu kongresi geride kaldı Beşiktaş adına. Bu arada transferler hakkında bilgi veriyor Sayın Ahmet Nurçebi. Sezon başında Premier Lig takımı deniliyordu ama bugün eleştiriliyoruz. Transfer böyle bir şey. Geldiğimizden bu yana 30 milyon euro gibi bir parayı hiçbir şey yapmayan oyunculara ödedik. Bizim dönemimizde alınan oyuncularla 5 yıllık kontrat yapmıyoruz. Bir oyuncu kötüyse sezon sonunda onu gönderebiliriz diyor. Ahmet Nurçebi Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında böyle bir açıklama yaptı. Genel hattıyla bunları söylüyor Sayın Ahmet Nurçebi. Tabii Beşiktaş'ın Divan Kurulu toplantısında zaman zaman tansiyon da yükseldi. Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Beşiktaş yönetiminde hareketli saatler yaşandığından bahsedildi Divan Kurulu toplantısında. Başkan Ahmet Nurçebi ve yönetimi denetleme kurulunun sunduğu rapora itiraz ederek onay vermemişti biliyorsunuz. Divan Kurulu toplantısına hazırlanırken futbol takımı milli ara sonrasında oynayacak Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş'ta. Biliyorsunuz Ümraniye Spor'la bir hazırlık maçı oynadı ve 2-0 kaybetti Beşiktaş hazırlık maçını. Jetson Fernandes takım çalışmasında yer aldı. Tayyip Talha Sanç kondisyoner eşliğinde hazırlıklarına devam etti. Tayyip'in Fenerbahçe Bahçe derbisinde oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor. Bunun dışında derbiyi sabırsızlıkla bekliyorum dedi Nathan Redmond. İlk Fenerbahçe maçında 11'de başlamıştım. İlk 11 başlamak ve sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyorum ancak dediğim gibi asıl önemli olan katkı verebilmek. Oynadığın süre boyunca 11'de ya da sonradan oyuna girersen 11'de oynasan ya da sonradan oyuna girsen de fark etmez. Katkı vermek asıl önemli olan diyor. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamış Nathan Redmond bu anlamda. Genel atmosferimiz şu an çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımda, daha az kişiyle antrenman yapıyoruz ama antrenman şiddetimiz aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki hafta derbi maçına hazırlanıyoruz diyor. Sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağımı düşünmedim. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Hedefimiz maç ve puanlar kazanmak. Sezon sonunda bu konuları düşünecek profesyoneller zaten var demiş Redmond ve bu gerçekten Nathan Redmond adına son derece politik bir açıklama olmuş. İlk Fenerbahçe maçında 11'de başlamıştım. 11'de başlamak ve sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Maç hakkında çok fazla şey duydum ve maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak dediğim gibi asıl önemli olan katkı vermek diyor. Delali benim yakın arkadaşım ve oynasın ya da oynamasın çok çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ama önemli olan bu konuda benim değil hocamızın ne düşündüğü diyor. Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı birinci olan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah Beyazlı Kulübü internet sitesinde yer alan açıklamada toplantıyla ilgili bilgilere yer verildi. Değerli dinleyiciler, az önce de Sayın Başkan'ın açıklamasını aktarmıştım sizlere. Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kaldığı siyah beyaz ekip ama Şenol Güneş'in bir sözünü hatırlamak lazım. Sayın Şenol Güneş İstanbul Spor galibiyetinden sonra Fenerbahçe maçından istediğimiz sonucu alırsak farklı şeyler konuşmaya başlayabiliriz demişti. Yani Beşiktaş'ta planlar derbi galibiyeti üzerine yapılıyor ve bu derbi galibiyetinden sonra Beşiktaş'ın tekrar yarışın içinde olacağını düşünüyoruz.
düşünüyor bence teknik direktör Şenol Güneş. Divan kurulu toplantısında Beşiktaş Denetleme Kurulu ile yönetim arasında hareketli saatler yaşandığı da iddia edilmişti. Denetleme Kurulu'nun yazdığı detaylı raporda Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar 254 milyon TL brüt olarak açıklandı. Az önce aktardım. Sayın Başkan da Ahmet Nur Çebi'de 5 milyar 200 milyon TL borç var. Asla 6 milyar 254 milyon TL değil. Bunun böyle olduğunu iddia ediyorlar ama yanılıyorlar demişti değerli dinleyiciler. Az önce aktardım. Beşiktaş'ta hareketli bir divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve Galatasaray'da da son derece önemli bir mali genel kurul gerçekleştirildi. Geniş katılımlı oldu. Yumuşak bir havada geçti. Sayın Başkanın Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Erden Timur, Galatasaray Sport AŞ Başkan Vekili yine açıklamalar yaptı ve Zaniolo transferiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Aslında biliyoruz anlattıklarını ama bir kez daha teyit etmiş oldu. Böyle söylemek daha doğru olabilir. Ve Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu toplantısında Galatasaray'da hem Burak Elmas yönetiminin son dönemi hem de Dursun Özbek yönetiminin ilk dönemi aynı anda eski Divan Kurulu Başkanı ve son seçimde başkan adayı olan Sayın Hamamcıoğlu, Eşref Hamamcıoğlu'nun teklifiyle aynı anda oylandı ve İbra ile sonuçlandı. Her iki dönemde İbra edildi. Galatasaray yönetim, mali ve idari açıdan yönetimler İbra edildi. Hem Burak Elmas yönetiminde yer alan isimler, Burak Elmas'ın kendisi, hem de mevcut yönetimde yer alan isimler açıklama yaptılar. Sayın Başkan'ın Dursun Özbey'in açıklamalarını da birazdan aktaracağım sizlere ama Zaniola'nın Corriere della Sport'a yaptığı, verdiği bir özel röportaj var. Bu röportajında önemli şeyler söylüyor Zaniola. Milli takım Roma kariyeri ve transfer süreci hakkında konuşuyor. Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kimse geleceği bilemez ama Türkiye'de şampiyonluk yaşamak ve İtalya milli takımı kadrosuna yeniden dönmek istiyorum. Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını, bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını da belirtiyor İtalyan futbolcu. Fenerbahçe daha fazla para verdi. Bu haber doğru ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben onlara söz vermiştim ifadelerini kullandı. Transfer sürecine ilişkin açıklamalarda da bulundu Zaniolo. Aynı zamanda Galatasaray'ın eski teknik direktörü olan ve İtalya milli takımını çalıştıran Roberto Mancini'ye de danıştığını belirtti. Sahalara geri dönmem gerekiyordu. Galatasaray'ın teklifinden sonra Sergio Oliveira ile konuştum. Bana burada ortam çok güzel ve rekabetçi bir lig var dedi. Sonra Roberto Mancini'yi aradım. O da gitmemi tavsiye etti ve haklıydı. Türkiye'de atmosfer çok tutkulu. Stadyum inanılmaz. Daha sıcak bir yerde oynamadım. En az Stadio Olimpico kadar iyi. İlk golümü attığımda uçuyormuşum gibi hissettim. Stadio Olimpico'dan kastettiği şey de Roma Olimpiyat Stadyumu. Yani biliyorsunuz Lazio ve Roma maçlarını orada oynuyor. Dolayısıyla oradaki atmosferin iyi olduğunu ama Galatasaray stadındaki atmosferin çok daha iyi olduğunu söylüyor Zaniolo. Okan Buruk hakkında da görüşlerini dile getirmiş. Şu ifadeleri kullanıyor Zaniolo. Okan Buruk önderliğinde harika bir takım oluşturduk. Okan Buruk benim için büyük bir şans çünkü İtalyanca da konuşabiliyor. Eğer Galatasaray bir Serie A takımı olsaydı üst sıralar için mücadele ederdi. Çok kaliteli hücum oyuncularımız var. Mertens, Torreira, Icardi. Size sadece şunu söyleyeyim. Icardi her zaman görebileceğiniz en iyi santrforlardan bir tanesi. Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem. Bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Türkiye'de şampiyonluk yaşamak ve milli takıma geri dönmek istiyorum diyor Nicolo Zaniolo. Kendisine Türkiye'ye bir futbolcu mezarlığı şeklinde bir soru sorulmuş. Daha doğrusu bir yorum yapılmış. Bu yorum üzerine bunun doğru olmadığını, Galatasaray'da gördüğü ortamın kadro kalitesinin gerçekten son derece üst düzey olduğunu ve eğer İtalya Serie A'da oynasaydı Galatasaray Avrupa kupalarına gitmek için mücadele eden takımlardan bir tanesi olurdu. Yani ilk dört için mücadele ederdi demek istiyor Zaniolo. Bu önemli bir tespit. Yani bizzat bunu deneyimleyerek bu tespite, bu sonuca ulaşmış olması önemli bir tespit bence. Bu arada neden şu anda milli takımda değilsin sorusuna yanıt veren Zaniolo. Çünkü 3 ay futbol oynamadım ve çalışmam gerekiyor. Mancini'nin yardımcısıyla konuştum. Sakin olmamı, beni takip ettiklerini ve iyi olduğum zaman işlerin kendiliğinden düzeleceğini söyledi. Uluslar Ligi finallerinde oynamak istiyorum dedi. Bu arada menajeri Bigorelli ile Claudio Bigorelli ile yaptığım görüşmede menajeri Claudio Bigorelli de aynı şeyi söylemişti. Nicolo Zaniolo da benzer şeyi söylüyor. Sezon sonunda Galatasaray'da kalacağımı garanti edemem diyor. Bir iddia vardı gündeme gelen. Ben bu iddiaya çok itibar etmiyorum. Adı üstünde iddia. Gerçek olduğunu düşünmüyorum ama Galatasaray Zaniolo için Milan'la sezon sonu adına zaten anlaştı. Yani Roma'dan transfer yapılırken aslında Milan'la anlaştı. Zaniolo yarım dönem Galatasaray'da oynayacak ve Milan Galatasaray'ın ödediğinin daha fazlasını neredeyse iki katını ödeyerek 30 milyon euroyu ödeyerek Zaniolo'yu kadrosuna katacak şeklinde. Ben böyle bir anlaşmanın olduğu kanaatinde değilim ama Milan'ın kesin olarak Galatasaray'a yaz döneminde teklif getireceğini düşünüyorum.
İtalyan basını Juventus ve Milan'ın Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaniolo için geldiğini vurguladı. İtalyan ekipleri Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun peşini bırakmıyor iddiaya göre. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus Zaniolo'yu yaz transfer döneminde 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmak istiyor. Fakat Milan'da oyuncu için devrede. Birçok Avrupa kulübünün de talip olduğu Nicolò Zaniolo için yaz transfer dönemi heyecanlı geçecek bu çerçeveden baktığımızda. Haberin devamında şu ifadelere yer verildi. Nicolò Zaniolo çocukluk döneminde Juventus'un verdiği desteği hiçbir zaman gizlemedi. Er ya da geç siyah beyazlı formayı giyme hayalini taşıyor deniyor İtalyan basını. Bu iddialara yer vermiş sayfalarında. Alex Teyes'in Galatasaray'a dönebileceği iddia ediliyor. Biliyorsunuz bütün hakları Manchester United'da ve Sevilla'da kiralık olarak oynuyor. Alex Teyes önümüzdeki dönem Manchester United'in geniş kadrosunda yer almayacak. Galatasaray'a dönebilir iddiaları var. Alınan bilgilere göre İngiliz ekibi yöneticileri oyuncunun durumu hakkında kararsız. Manchester United'e dönecek olan Teyes'in durumu Haziran'da belli olacak. Teyes Galatasaray'a Gremio'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. O dönem Galatasaray'ın teknik direktörü Roberto Mancini'ydi. Galatasaray'da fena oynamadı. Sonrasında Galatasaray'a para kazandırarak gitti. Bu açıdan baktığımızda Galatasaray'ın bence 4 milyon euroluk net karı var. Sonraki transferlerinden de pay hakkına sahip olduğu için. Yani İtalya'dan işte Portekiz'e gittiğinde de Galatasaray'ın aldığı paralar vardı. Yani belli yüzdelerini almıştı transfer ücretinin. Bu açıdan baktığımızda TS transferi doğru. Ama TS Galatasaray'ın ihtiyaçlarını bütünüyle yanıt verebilecek nitelikte bir oyuncu mu? Bence değil. Çünkü Teyes zaman zaman birebir de temas oyununda çok sorun yaşayabiliyor. Çok güçlü bir biçimde birebir mücadeleye girebilen bir futbolcu değil. İleri gittiği zaman geri dönüşlerde sorun yaşayabiliyor. Bazen çok dalıyor. Konsantrasyon kayıplarına maruz kalabiliyor ya da işte yani oyunun bütününe konsantre olmakta zorlanıyor ve çok adam kaçırarak oynuyor bence. Ayağına hakim bir futbolcu olması, işte orta yapabilme, doğru orta yapabilme özelliği bunlar iyi ama komple bir sol bek mi derseniz ben böyle olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla Galatasaray'ın ihtiyaçlarına eğer Galatasaray önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksa cevap verebilecek nitelikte bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çok daha iyi, çok daha iyi alternatifler bulunabilir sol taraf için ama Alex Teyes'in ismi de ısrarla Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu ediliyor. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin forma şansı vermediği Eden Hazar'ı geçtiğimiz Ocak ayında takımda görmek istediği ve Belçikalı yıldızın talipleri arasında Fenerbahçe'nde olduğu ileri sürüldü. Yani Real Madrid göndermek istiyormuş, düzelterek söylüyorum. Carlo Ancelotti forma şansı vermediği için Real Madrid onu göndermek istiyor ve ona talip olan kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu ileri sürüldü. Nerede ileri sürüldü bu? İspanyol yayın organı OK Diario'nun haberinde. Real Madrid Ancelotti'nin de onayıyla Hazard'ı ara transfer döneminde elden çıkarmak istedi ancak İspanya dışındaki 4 büyük ligden İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa yıldız futbolcuya teklif gelmedi. 32 yaşındaki futbolcu için sadece Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'dan bir kulübün devreye girdi ve Hazard'ı Haziran ayına kadar kiralamak istedikleri ileri sürüldü. Yıldız oyuncunun ise iki kulüpten gelen teklifi reddettiği iddia edildi. Eden Hazard'ın Real Madrid'de olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon sadece 7 resmi maçta oynayabildi. Bir gol attı, bir kez de gol pası oynadı. Verdi daha doğrusu, bu bir gol pası ve bir golle oynuyor. Fakat Eden Hazard'ın çok fazla kilosu var. Eden Hazard'ın fiziksel olarak da çok ciddi bir düşüş yaşadığı gözlemleniyor. İspanyol basınına bu da konu edilmişti. Bir de çok fazla kazanıyor. Yani aldığı maaş çok yüksek. Türkiye standartlarının üzerinde. Real Madrid onun maaşının belli bir bölümünü ödemek kaydıyla da göndermeye rıza gösteriyordu. Ama o da gitmek istemedi. Real Madrid'den ayrılmak istemiyor. Real Madrid onu istemediği halde. Tam bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor Eden Hazard'ın Real Madrid macerası. Avrupa'dan futbol. İspanya. Değerli dinleyiciler, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Telefon hatlarında sorun var. Teknik olarak yaşadığımız bu sorun nedeniyle bugün telefon bağlantılarıyla ilerlemiyor programımız. Telefon bağlantılarımızı gerçekleştiremiyoruz. Normalde biliyorsunuz 14 yıldır bu programı telefon bağlantılarıyla yapıyoruz. Yani arka arkaya seri yaptığımız telefon bağlantılarıyla ilerliyor programımız. Ama bugün teknik aksaklık nedeniyle ben yardımcı oluyorum tek başıma sizlere. Yani verdiğim bilgilerle yorumlarımı paylaşıyorum sizlerle. Yani niçin telefon bağlantısı olmuyor?
görünmüyor diye düşünenler için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sezon sonu kalan kısmı için bir kritik açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada hakem kriterlerinde değişiklik yapıldığından bahsedildi. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçları 28, 29 ve 30 Mart'ta, 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, 3. Lig müsabakaları 26. haftası 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır deniyor. Bununla birlikte açıklamanın devamında hakemlerimizin haftada 5 haftada 3 maçtan fazla görev almama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır denildi. Yani sezon devam ederken Merkez Hakem Kurulu'nun da talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu hakem atama kriterlerinde değişikliğe gitti. Normalde 5 hafta içerisinde 3'ten fazla maç alamıyordu hakemler. Ama anladığım o ki artık belli hakemlere yüklenmek zorunda hissediyor kendini Merkez Hakem Kurulu. Mesela derbide Halil Umut Emmeler'i atayacaklar muhtemelen. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakeminin Halil Umut Emmeler olacağını düşünüyorum. Buna benzer yani performansın iyi olduğunu düşündükleri birkaç hakem üzerinde sürekli atamaları gerçekleştirecekler ve kritik maçları bu hakemlere verecekler. Dolayısıyla değil 5 haftada 3'ten fazla maç almamak, 5 haftada belki 5'in katları seviyesinde görev alabilecek bazı hakemler. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncu milli takımlara gitti ve başarılı bir performans gösterdi Fenerbahçe'nin oyuncuları. Örneğin Ferdi Kadıoğlu banko oynadı Ermenistan maçında milli takımızla. Mücadelede savunmanın solunda oynadı Ferdi. 74 dakika sahada kaldı. Girdiği 14 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. 23 yaşındaki oyuncu 45 pas denemesinin 41'inde isabet sağladı. 4 top kaptı ve 2 pas arası yaptı. Başarılı bir performans sergiledi. Yine milli takımızdaki bir diğer Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek Ermenistan maçının 74. dakikasında oyuna dahil olduğu kısa süre sahada kalmasına rağmen 6 ikili mücadeleye girdi ve bunların üçünde başarılı oldu. Oyuncu biliyorsunuz 24 yaşında orta saha oyuncusu, ayrıca bir Ermenistan atağında uzaklaştırmayı başardı. Atilla Zalai Macaristan milli takımıyla Estonya maçına çıktı. Macaristan 1-0 kazandı bu karşılaşmayı. Yıldız savunmacı ülkesinin tek golle galip geldi. Hazırlık mücadelesinde 90 dakika görev yaptı. Zalai defanstan oyun kurma görevini üstlendi. 82 ile en fazla pas denemesinde bulunan isim oldu ve 61'inde isabet sağladı ve bugün Macaristan Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Atilla Zalai yine 90 dakika forma giyecek. 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kazakistan maçında takımı 1-0 yenikken oyuna dahil olan Miha Zajc skor katkısı sağlamasa da hücuma hareket getirerek ön plana çıkan futbolculardan bir tanesi oldu. San Marino mücadelesinde ise 82 dakika sahada kaldı. Sesko'nun golünde asisti yapan, gol pasını veren isimdi. Kazakistan Slovenya karşılaşmasında Slovenya deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazandı. Slovenya San Marino'yu evinde 2-0 mağlup etmeyi başardı değerli dinleyiciler. Japonya-Uruguay maçında Diego Rossi vardı. Hazırlık maçları için Asya turuna çıkan Uruguay'da Diego Rossi Japonya mücadelesine 11'de başladı. Zaman zaman savunmaya zor anlar yaşatan 24 yaşındaki oyuncu 63 dakika sahada kaldı. Rossi performansıyla daha çok şansı hak ettiğini gösterdi. Rossi'nin de milli takım deneyimi böylece başlamıştı. Biliyorsunuz ona geniş kadroda Dünya Kupası için yer vermemişti. O dönem Uruguay milli takımının İspanyol teknik direktörü. Alioski Makedonya'nın Malta'yı 2-1 yendiği maçta 78 dakika düzelterek söylüyorum görev yaptı. Makedonya'nın en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekti. 4 isabetli orta açan tecrübeli sol bek 3'te şut pası verdi ama arkadaşları bunları değerlendiremedi. Alioski ayrıca 4 top kaptı. Bugün Makedonya Faroe adalarıyla karşı karşıya gelecek. Bright Osai Samuel Nijerya yine Bissau maçında forma giydi. Samuel'in 90 dakika görev yaptığı maçta Nijerya Afrika Uluslar Kupası elemeleri A grubunda şok bir yenilgi aldı. Fenerbahçe'nin futbolcusu özellikle hücumda etkili olsa da çabaları mağlubiyeti önleyemedi. Sıradaki maç bugün yine Bissau Nijerya maçı. Yine aynı iki takım karşı karşıya gelecekler. Bakalım rövanş niteliğindeki bu karşılaşmayı Nijerya kazanabilecek mi? O sayende 11'de olması bekleniyor. Değerli Nijer, Joshua King ve Mishi Batshuayi sakat Fenerbahçe'de derbi öncesinde. Bu iki futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor Fenerbahçe'de. João Pedro'nun formu
eleştiriye açık nitelikte. Çünkü çok uzun ve zor bir sakatlık döneminden çıktı João Pedro. Toparlanma sürecinde. Serdar Dursun uzun süredir beklediği fırsatı Beşiktaş derbisinde bulabilir mi? Her takım antrenmanından sonra bireysel çalışmalar yapıyor. Tecrübeli futbolcu biliyorsunuz. O da Almanya'da doğdu büyüdü ve Alman disipline tam olarak sahip. Bence oynadığı maçlarda, süre aldığı maçlarda elinden gelen en iyisini yapan bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Çok disiplinli bir oyuncu. Bakalım 11'de forma şansı bulabilecek mi? Ben João Pedro'nun eleştirilen form grafiğine rağmen yani bir performans sorunu yaşıyor olmasına rağmen 11'e daha yakın olduğu kanaatindeyim. Tek forvet olarak João Pedro'yu deneyebilir. Çünkü Valencia'da da bir sakatlık sorunu vardı Fenerbahçe'de. Ama Serdar Dursun'a da şans verenler var. Ama yani tercih edilmesi gereken oyuncunun Serdar Dursun olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok daha çalışkan, çok daha iyi durumda. Fiziksel açıdan da Beşiktaş savunmasıyla mücadele edecek nitelikte bir oyuncu olarak dikkat çekiyor bana göre. Bakalım teknik direktör Jorge Jesus'un tercihleri ne yönde olacak? Şimdi sizlerden yine izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Transfer haberleri çıkıyor. James Rodriguez Olympiakos'ta çok başarılı bir sezon geçiriyor ve Olympiakos'ta sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yenilemeyeceğini biliyorum. James Rodriguez'in kendini yeniden kanıtlamak için Olympiakos'ta üst düzey bir futbol oynadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. James Rodriguez yeniden Avrupa'da yarışmacı olabilecek bir takımda yer almak istiyor. Türkiye'den iki takımın, Galatasaray ve Beşiktaş'ın James Rodriguez'in transferiyle ilgilendiğinden bahsediliyor. Galatasaray Alfredo Morelos'la beraber James Rodriguez'i transfer edecek diyor Fanatikos. Galatasaray biliyorsunuz Glasgow Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı Alfredo Morelos'u da düşünüyor. Bu transfer için geçen sezon da girişimde bulunmuştu. Geçen sezondan kastım yaz transfer dönemi. Bir önceki yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesine dahil ettiği futbolculardan bir tanesi. Beşiktaş'ın da James Rodriguez'le teması geçti. Bugün Türk basınında da yer aldı. Geçen hafta da buna benzer haberler vardı. Tabii transfer dönemine yaklaştığımızda çok daha somut bir biçimde bu konuları işleriz ama James Rodriguez'in Türkiye opsiyonunun açık olduğunu biliyorum. Menajeri Jorge Mendes'in hem Beşiktaş'ta hem de Galatasaray'la iyi ilişkileri var. Beşiktaş'a çok sayıda Portekizli futbolcu getirmişti Ahmet Bulut'la birlikte. Galatasaray'da son dönemde yapılan transferlerle yani yeni yönetimle son dönemde yapılan transferlerde Galatasaray yeni yönetimiyle ilişkileri var. Pozitif bir yönde ilerleyen ilişkileri var. James Rodriguez meselesinde Jorge Mendes'in yardımcıları Galatasaray'la görüşmüştü. Bunu hatırlatmakta fayda var değerli dinleyiciler. Abdülkerim Bardakçı meselesi yani milli takımdan başı ağrıdığı gerekçesiyle niye çıkartıldığı meselesiyle ilgili pek çok iddia gündeme geliyor. İddialardan bir tanesi şu şekilde. Stefan Kuntz Abdülkerim'le konuşmuş ve demiş ki Abdülkerim'e sen geri dön ben Çağlar'ı oynatacağım demiş. Yani Çağlar Leicester City'de uzun süredir forma giyemiyor. Çağlar'a çünkü sözleşme yenile dediler. Çağlar sözleşme yenilemek istemediği için yedek bırakıyorlar onu. Orada bilinçli bir politika olduğu kanaatindeyim Leicester yönetimi tarafından. Çağlar ama buna rağmen oynamıyor. Fakat Abdülkerim oynuyor ve ligin en iyi stoperlerinden bir tanesi olmayı başardı Galatasaray formasıyla. Bu eleştiriliyor. Yani oynayan stoperi niye oynatmıyorsun da baş ağrısı gerekçesiyle kadrodan çıkartıyorsun. İşte oynamayan stoperleri oynatıyorsun. İşte Merih çok fazla süre alamadı Atalanta'da deniyor. Çağlar çok az süre aldı Leicester City'de. Buna rağmen onları deniyorsun diyor ama milli takımın bir sürekliliği var. Buna göre yani daha önceki maçlarda oynamış futbolcular eğer antrenmanlarda antrenman performansı açısından da çok ciddi sorunlar yaşamıyorlarsa oynatılıyorlar genelde ama bu noktada Abdülkerim'in böyle bir gerekçe gösterilerek eğer Stefan Kuntz gerçekten Abdülkerim'le konuşmuş ve böyle bir şey söylemişse bu çok büyük bir hata ve doğru bir davranış değil. Etik olarak da sorgulanması gereken bir davranış bence ve kabul edilebilecek bir şey değil. Bu noktada bu iddialarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve milli takım yetkililerinin bir açıklama yapması zaruri hale geldi. Çünkü bu konu öyle yeni yutulur cinsten bir konu değil. Teknik direktör sen oynayamazsın zaten ben Çağlar'ı oynatacağım sen dön demesi bir teknik direktörün çok ciddi bir zafiyet içerisinde yani futbolcularla ilişki kurmakta futbolcuyu pedagojik açıdan kazanmakla ilgili çok ciddi bir zafiyet içerisinde olduğunu gösterir. Bence ahlaki olarak da doğru değil böyle bir yaklaşım. Eğer gerçekten böyle söylemişse bu iddialara bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun ya da milli takım yetkilisinin cevap vermesi gerekiyor. Değerli dinleyiciler Trabzonspor'la devam edeceğiz programımıza. Yeni başkan Ertuğrul Doğan hem teknik direktör konusunda hem de Trabzonspor'un gelecekte ne yapacağı konusunda çok önemli açıklamalar yaptı. Ben çok burada hem duygulandım hem Trabzonspor kongre üyelerinin takımına bu kadar sahip çıkmasına, bize sahip çıkmasına çok sevindim.
Ramazan olmasına rağmen buraya binlerce insan geldi, destek oldu. Yani kimisi geldi, sarıldı, kimisi derdini anlattı, kimisi mesaj verdi. Ama herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Ama camianın da büyüklüğünü gösteriyor. Benim açımdan güzel bir kongre süreci oldu. Yani ben yanılacağımı düşünmüyordum. Niye düşünmüyorum? Ben dediğim gibi yani benim bütün ailem bu takımın içerisinde olmuş. Ben soyunma odasında, tribünlerde, sokaklarda büyüdüm Trabzon'da. Yani 3 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Dolayısıyla şehri biliyorum. Şehrinden geleni biliyorum. Şehrin insanlarını biliyorum. Ne düşündüklerini biliyorum. Yanıltmadılar beni. Gelip buraya destek verdiler, sağ olsunlar. Sorumluluğumuz zaten vardı ama tabii onları gördükçe böyle sorumluluğumuz da iyice artıyor. Hiçbir şekilde onlara maç bulmak istemem. Yani bunun için ne gerekiyorsa da yapacağız. Çalışacağız. Hı. Şöyle sadece Trabzonspor için değil. Evet. Türkiye'deki şu an Türk futbolunun en büyük problemi ekonomik problem. Yani Türk futbolunun gelirleri bu kulüplerin maliyetlerini karşılamaya yetmesi imkansız. Bugüne kadarki süreçler işte yöneticiler filan vesaire. Bizi de artık herkes süreçlerin nasıl yürüdüğünü bildiği için açık açık söylüyorum yani hani bu ne benim cebime ne bir başkasının cebine veya bir şey istemesi mümkün değil. Doğru da değil. Biz yöneticiler olarak tabii ki durum sıkıntılı olduğu zaman elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bu apayrı bir konu ama bu doğru değil. Dolayısıyla Trabzonspor ekonomisinin sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Bunun için yani bu kadar büyük bir borç yükünde bunu yapmamız için büyük projeleri imza atmamız lazım. Toplu paraları içeri sokmamız lazım ki faiz maliyetlerinden kurtulalım biz. Bunun başka bir çaresi yöntemi yok. Futbolcu geliştirmek satmak zorundayız. Altyapımızı çalışır, verimli, para kazandıran bir işletme gibi bir hale getirmemiz lazım. Scouting işlemini çok iyi yürütmemiz lazım. Sonuçta her şey sadece altyapı değil. Başkasının altyapısını kendi altyapın gibi kullanıp oyuncuyu alabiliyorsan bir altyapının maliyetinden de kurtulmuş oluyorsun. O aslında çok daha da farklı bir proje. Yani bugüne kadar özellikle Portekiz, işte Belçika, Norveç, son yıllarda Norveç takımlarının yaptığı bu. Bir sürü şey ülkenin takım, bir sürü ülkenin altyapısındaki oyuncuları kendi altyapısı gibi alıyor, getiriyor, değerlendiriyor, satıyor, geliştiriyor. Bunları yapıyorlar. Yani bunlar yapılmayacak işler değil. Ama bir yerden başlamak ve sistemli başlamak lazım. Biz bunlara talibiz. Çünkü ne söylüyorum? Yani bunları bizim yapacak kabiliyetimiz de var, yapacak gücümüz de var, yapacak ortamımız, çevremiz de var. Önemli olan nokta burada biz tüm Trabzonspor camiasına bunları yaparken iyi inform etmemiz lazım. İnsanlara buradaki doğruları iyi anlatmamız lazım ki destek alabilirim. Çünkü Trabzonspor taraftarı körü körüne bir şeye inanan bu doğru değil tabii. İnanmaması lazım zaten. Ve futbolu bilen bir taraftar. Ya dolayısıyla hani ne olduğunu anlıyor. Bu bizim için işini iyi yapmak isteyen biri için büyük avantaj. Çünkü anlaşacağız. Yani biz anlattığımız zaman onlar ne demek istediğimizi anlayacaklar. Biz bu gücü kullanacağız. Bu enformasyonu kullanacağız. Bu irtibatı kullanacağız. Bunların hepsine talibiz. Ya tüm bunları yaparken nasıl yarışacağız? Yani bu işin en zoru ama yapmak zorundayız. Hani ben çıkıp Trabzonspor taraftarına bu sene öyle filan işte küçülüyoruz. Ben bunu yani tabii ki maddi olarak küçülüyor görülebilirsin ama hedefler performans anlamında iyi olmak zorundayız. Yani bu takımı öyle veya böyle yarışın içerisinde tutmak zorundayız her zaman. Oyuncu geliştirmek zorundayız. Bu süreçler çok zor süreçler. Ben kolay olduğunu söylemiyorum. Böyle bir iddiam da yok. Ama yapmak zorundayız. Yani en azından yapmaya çalıştığımızın bu emeği verdiğimizin insanlar tarafından anlaşılıyor olması lazım. Böyle yani aslında ekonomi sürdürülebilir hale o dönemde buna benzer problemler vardı. Yani siz tabii içeride bazı işler hallolduğu için yani dışarıya yansıyan konular olmuyordu. Yani ama bu dediğim gibi yani açık açık söyleyeyim yani bu bir insanın yani bir kişinin cebine veya başka birinin cebine sığacak bir iş değil. Bizim artık gerçek çözümler bulmamız lazım. Kalıtsal problemlerin gerçek çözümlerini bulmamız lazım. Yani olayın şöyle söyleyeyim köküne kadar inmemiz lazım. Yani bu böyle süreçlerle yönetilecek işler değil. Bizim çok ciddi projeler geliştirmemiz lazım. Bu şart. Bundan sonra yani ne oluyor? Yani bu dönem sonuçları işte baktığımız zaman her şeye yansıyor ekonomi. Yani oyuncunun maaşını ödeyemezsen iyi performans alamazsın. Personelin maaşını ödeyemezsen o personelden iyi performans alamazsın. Bu kendi işlerimizde, kendi özel hayatlarımızda da böyle olduğu gibi Trabzonspor kulübünün içerisinde de böyle. Yani bu doğruları artık hep bunları konuşmamız lazım. Yani maaşını ödeyemediğin bir oyuncudan performans beklemeyeceksin. Evet. Benim ana hedefim sürdürülebilir ekonomi. Sürdürülebilir altyapı, gerçek anlamda çalışan bir altyapı ve bunların beraberinde gelen yani şu
nasıl sürdürülebilir, yani sürdürülebilen bir başarı. Kendi şirketlerimizde olduğu gibi, yani ekonomiyi iyi düzenlemezsen, bunun bir sürü kısmı var, pazarlaması var, osu var, busu var, insan kaynakları var. Bunlar, bu süreçlerin tamamının iyi olması lazım. Yani arada sırada böyle biz uzun yıllar sonra, yani 10 yıl sonra bir şampiyonluk yaşadık. Ama şu var, yani bunun devamını getirmemiz lazım. Bunun devamını getirmek için de bu içerideki kalıtsal problemlerin çözülmüş olması lazım. Hani geçici olarak değil, artık Trabzonspor bu problemleri çözmesi lazım. Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarını yaptı. Biz de dinledik bunları değerli dinleyiciler. Trabzonspor'a yeni dönemde başarılar diliyorum. Trabzonspor Fatih Terim'le de görüştü, iddialarına konu oldu ama ben Fatih Terim'in bu dönem ilk bölümde anlattığım gibi transfer planlamasında çok fazla uyuşacaklarını düşünmediğim için bu teklifi kabul edeceği kanaatinde değilim. Ama Samet Aybaba gibi, belki Fatih Tekke, bilemiyorum. İşte Montella, Adana Demirspor'un teknik direktörü ama ismi geçiyor. Yine Pirlo, İtalyan teknik direktör, bir diğer İtalyan, Karagümrük'te çalışıyor. Onun da Trabzonspor'un gündeminde olduğundan bahsediliyor ki Zeyyat Kafkas, Trabzonsporlu yönetici, halen çalışan teknik direktörler de gündemimizde. Yani şu anda bir takımda çalışan teknik direktörler de gündemimizde diyerek aslında bu iddiaları doğruluyor bir anlamda. Bakalım Trabzonspor hangi teknik direktör üzerinde karar kılacak, kiminle anlaşacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Değerli dinleyiciler, yarınki Hırvatistan maçı öncesinde milli takım kalecilerinden Mert Günok ve teknik direktör Stefan Kuntz bir basın toplantısı düzenliyor. Sizlere veda ediyorum ve bu basın toplantısıyla siz değerli dinleyicilerimizi baş başa bırakıyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.